Neyzen Tevfik, 24 Mart 1879'da Bodrum'da doğdu. Asıl adı Mehmet Tevfik olup soyadı kanunundan sonra kolaylı soyadını almıştı. Hayatının belli bir dönemi hakkında en doğru bilgiler 1917'de yazdığı Tercüme-i Halim adlı şiirinden öğrenilmektedir. Çocukluğunu geçirdiği Bodrum'da beraber olduğu ailesiyle ilgili çok sınırlı kaynakta belli başlı bilgiler vardır. Dedesi Samsun Bafra'da Cami Kebir İmamı Kolaylıoğullarından Mustafa Efendi, babası İstanbul Darül Muallimini Aliye'nin ilk mezunlarından Bodrum Rüşdiye Mektebi kurucu öğretmeni Hafız Hasan Fehmi Efendi, annesi Bolu'nun Müstahkimler Nahiyesi'nde Hatipoğulları sülalesinden Emine Hanım'dır. Hasan Fahmi Bey, neyzenin ifadesiyle annesiyle birlikte yüzünde riyasız, masum bir insanlık ifadesi bulunan kültürlü, sanatsever ve tevfik gibi nükteci bir rüşdiye öğretmeniydi. Şu Şair doğumunu da kendisine has üslubuyla şu sözlerle anlatacaktı. Ben bu iki aziz mahlukun sulbünden 1296 senesinde Bodrum'da dünyaya geldiğim zaman biri çekip de kulağıma yeryüzünün beni bekleyen maddi manevi akıbetlerini fısıldayabilseydi geldiğim yoldan geri dönmeye muhakkak yeltenirdim. Fakat aynı zamanda da iki tesir altında bundan vazgeçerdim. Birisi anam ve babamın güzel yüzlerindeki riyasız ve masum insanlık ifadesi, ikincisi de Ege Denizi'nin bütün Hayatımda hayali ruhumu kucaklayan yeşil enginliği Ahmet Şefik adında bir de kardeşi vardı. Kardeşi de ileride çok iyi yerlere gelecek. Ayrıca onun eserlerine de sahip çıkacaktı. Neyzen'e, anılarına ve eserlerine sahip çıkan, büyük önem veren ve ansiklopedilerde adının yer almasında büyük pay sahibi olan Şefik Bey ilerleyen yıllarda sığır vebası, tavuk kolerası aşısı, antraktsa, teşhis çiçek aşısı ve daha pek çok konularda çalışmalar yapmış bir bakteriyolog olacaktı. Atandığı bakteriyoloji hanesinde 1930 ...1939 yılına kadar müdürlük, 1939-1945 yılları arasında Tarım Bakanlığı'nda teftiş heyeti üyeliği... ...ve bundan sonra 1951'e kadar da Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapacaktı. Neyzen Tevfik, Bodrum'daki çocukluk yıllarında babasıyla birlikte genelde Tepecik Camii'nin yakınındaki kahvede vakit geçirirken... ...kahveye gelen dervişlerin üflediği ney dikkatini çekti. O da denemek istedi o an hissettiklerini bir şiirinde şöyle anlatacaktı yıllar sonra. Babamın dizinin dibinde çocuk ruhumun olanca becdiyle dikkat kesilmiş bu düdüğü kemali huşuyla dinlemiş ve dinlerken de Allahu alem bir daha aslıma rücu etmemek üzere kendimden geçmiştim. Babası eğitim hayatını olumsuz etkileyeceğini düşünerek o erken yaşlarda buna izin vermedi çocukluk arkadaşından Avam Galanti, Tevfik'in düdükler yapıp çalarak civardaki çocukları etrafında topladığını ve ilham kaynağının deniz olduğunu anlatıyordu. Neyzen Rüştiye'yi Bodrum'da okudu. Babasının tayini üzerine Urla'ya göç ettiler. Ömür boyu kurtulamayacağı sara nöbetleri şeklinde gelen hastalığa da burada yakalandı. Taşındıktan yaklaşık bir yıl sonra 1893'te ilk sara nöbetini geçirdi. Babasının Neyzen Tevfik üzerindeki otoriter tutumu, oğlunun hastalığının ortaya çıkmasından sonra farklı bir seyir izleyecekti. Annesi birçok doktora ve hocaya danıştı fakat ilk başta sonuç alamadı. En sonunda hastalığı kontrol altına almayı başaran annesinin götürdüğü İstanbul'da Pepo adlı bir doktor oldu. Doktor fazla üzerine gidilmemesi gerektiğini ve en çok hoşlandığı şeyleri yapmasına izin verilmesi gerektiğini söylemişti. Sağlığına zarar vereceği endişesiyle ailesi ona neyi yasaklamışsa da daha sonra doktorunun tavsiyesiyle Tekrar üflemeye başladı. Bir süre sonra hastalığı kontrol altına alındığı için babası okula devam etmesi gerektiğini düşündü. İzmir İdadisine yatılı olarak girdi. Ancak hastalığı yüzünden yine okulu bırakmak zorunda kaldı. O dönemde gezgin saz ustaları gezerek kendi eserlerini halkla buluşturmaya çalışırlardı. Neyzen daha küçük yaşta olmasına rağmen ustaların hikayelerinden etkilenerek şiir yazmaya da başlamıştı. Kazım Efendi'nin tavsiyesi üzerine İzmir Mevlevi Hanesinde devam ederken Mevlevihane müdavimleri arasında Şair Eşref Tokadizade Şekip Bey, Tevfik Nevzat, Abdülhalim Memduh, bıçakçızade Hakkı gibi çoğu sürgün dolayısıyla İzmir'de bulunan edebiyat ve musiki dünyasının sanatkarlarıyla tanıştı. Nezen Tevfik'in gençlik yıllarında tanıştığı Şair Eşref şairin edebi anlayışını etkileyecekti. Ayrıca onun sayesinde dost meclislerindeki yerini de almıştı. Bir yandan da İzmir Mevlevi ihanelerinin müdavimi olmuş ve burada kurduğu dostluklar onu içki meclisiyle tanıştırmıştı. Hasan Fehmi Efendi oğlunun İzmir'de savrulduğunu düşünüyordu. Onun iyi bir eğitim alması için İstanbul'a göndermenin en doğru kararı olduğunu düşündü. Neyzen Tevfik İstanbul'un yolunu tuttu. Hayatındaki bir diğer dönüm noktası İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'la tanışması oldu. Mehmet Akif'ten Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı. O da Akif'e ney dersleri verdi? Kendi ifadesine göre her bakımdan hocası ve müşrediydi. Dindarlığıyla bilinen Akif kötü alışkanlıklarına rağmen Neyzen'in içindeki saflığı görmüş ve en yakın dostlarından biri olmuştu. Mehmet Mehmet Akif tüm hayatı boyunca Neyzen Tevfik'in içkiyi bırakması için uğraşmış ama başarılı olamamıştı. Bir ömür sürecek bu dostlukta ikili birbirine her daim gönülden bağlı oldu. Mehmet Akif aracılığıyla her Hersekli Arif Hikmet, şair Halil Edip gibi şahısların sohbetlerine katıldı. Zamanın musiki ustalarından Kanuni Hacı Arif Bey, Tanburi Cemil, Kemençeci Vasil ve Udi Nevres'le tanışma fırsatı buldu. Bu arada Yeni Kapı ve Galata Mevlevi hanelerine gidip medresenin katı atmosferinden kurtulmaya çalıştı. Mehmet Akif Ersoy'un verdiği setre pantolonu, cübbe ve şalvar yerine giymesi, akşamları medrese dışında kalması rahatsızlık yaratınca 1901'de medreseden ayrıldı babasının tanıdığı ve sonradan Şeyhülislam olacak Musa Kazım Efendi onu derslerine kabul ederek bu sayede şahir şeyh Vasfi, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci gibi yazar ve şairlerle tanışmasına ön ayak oldu. Bu süreçte bir süre Fatih'teki Şekerci Hanı'nda, daha sonra Çukur Çeşme'de bulunan Ali Bey Hanı'nda kaldı. Sirkeci'de İstasyon Gazinosu ve Güneş Kıraathanesinde baskı rejiminin karşıtı gençlerle ülkenin sorunları ile ilgili ve istibdada karşı konuşmalar yaptı. Bu konuşmalar yüzünden bir bir gün Ziya Şakir tarafından şikayet edilerek gözaltına alındı. Daha önce 35 kere şikayet edildiğini de öğrendiği sıkı bir sorgulamadan geçirildi. 15 gün sonra ise salındı. Şikayet edilmiş biri olarak peşinde gezen hafiyeler yüzünden hem kendi hem arkadaşlarının iyiliği için onlardan uzaklaşarak zamanını Beyoğlu meyhanelerinde geçirmeye başladı. Usta isimlerin yanında kendini geliştirme fırsatı bulan Tevfik, 1900'de bir plak doldurma girişiminde de bulunmuştu. Gülistan Plak Mağazası'nın sahibi Hafız A. Şir ile beraber yaptıkları denemelerde çok içkili olduğu için plaklar zar zor doldurulsa da yine de basılıp piyasaya verildi. Bu plakların sayısı çok sonradan Azab-ı Mukaddes kitabının ön sözünde belirtildiğine göre yüze yakındı. Bu zamanlarda saray çevresinde bile davet edilen, köşk, yalı ve konaklara çağrılan meşhur bir neyzen olmuştu. İstanbul'da cemiyet hayatının aranan ismi Neyzen Tevfik'in, Ulu Orta Sultan Abdülhamid'i ve Hafiye Teşkilatı'nı eleştirmekten çekinmemesi başına iş açacaktı. İşin tuhafı Fehim Paşa ve Kaba Sakal Mehmet Paşa gibi Sultan Abdülhamid'in has adamları da Neyzen Tevfik'i meclisine davet edip ne dinliyorlardı rivayete göre Sultan Abdülhamid hünerlerinden dolayı Neyzen Tevfik'e bir nişan takdim etmiş, şairse bu hediyeyi alır almaz boğazın soğuk sularına fırlatmıştı. 1902 yılında Bektaşi dervişi oldu. Sütlüce Bektaşi tekkesine devam ettiği bu zamanlarda Şeyh Mümin Paşa'dan nasip aldı ve hayatının geri kalanını da şekillendirecek bu inancı ve biçimi benimsedi. İstanbul'da baskının iyice artmasının sonucunda şair Eşref'le beraber 1902'nin 13 Ocağı'nda Mısır'ın yolunu tuttu. Bir arkadaşıyla bir neyzenler kahvehanesi açarak işletmeye başladı. Geçimini neyi ve şiirleriyle sağlamaya devam etti. Özbekiye ve Saz Bahçesi'nde plaklar doldurdu. Alkolü etkisiyle bir buluşma esnasında tabancasını ateşlemesi ve duruşma esnasında da yargıcı haksızlık yapıyorsunuz demesi yüzünden 6 ay hapse mahkum oldu. Ama itiraz ederek 1,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu. 2 ay kadar Feride adında Lübnanlı bir kadınla yaşadı. Mısır'da başına gelen en büyük felaketse sarhoş bir anında Sultan Abdülhamit Aleyhine yazdığı bir şiir sebebiyle olacaktı. Bu şiirden sonra idama mahkum edildiği söyleniyordu. Türk yetkililer onu Mısır'dan getirmek için bir hayli çaba sarf etmişti. Bir şekilde Mısır'da kalmayı başaran Neyzen, yurda ancak ikinci meşrutiyetin ilanından sonra dönebildi. İlk adresi ise İzmir oldu. 8 Ağustos 1908'de İzmir'den İstanbul'a geçerek Fatih Çemberlitaş'ta bir hana yerleşti. Meşrutiyetten beklediğini alamaması ise uzun sürmedi. Ferah Tiyatrosu'nda Sabahı Hürriyet adlı oyunu izlemeye gittiğinde oyunun İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından yasaklandığını öğrendi ve bunun üzerine yaptığı konuşma yüzünden kısa bir süre sonra serbest bırakılmak üzere tutuklandı. 1910 yılında annesinin ısrarıyla babası ve kardeşinin karşı çıkmasına rağmen Cemile Hanım'la evlendi. Fakat evlilikleri yürümedi. Kay babası işini ve Leman adını verdiği kızını da alıp götürdü. Kızından ayrıldığında Leman daha 3 aylıktı. Cumhuriyetin ilanı sıralarında kardeşinin yanına Ankara'ya gitti. Atatürk'ü tanıdıktan sonra onu ve Kurtuluş Savaşı'nı yücelten şiirler kaleme aldı yozlaşan toplum, dini istismar ve Atatürk'ün devrimlerine karşı çıkılmasına karşı bir duruş sergiledi. Özellikle hazır cevaplığıyla tanınırdı. Bu sayede birçok fıkranın konusu olmuş, aynı zamanda hicivde de başarılı olmuştu. Şiirlerinde durumda dinlediği halk şairlerinin, şair Eşref'in ve Mehmet Akif'in etkileri görülmekteydi. Ayrıca müstehcen ve alaylı şiirleri çoktu. Alaycılığı, haktan ve halktan yana oluşu, onun halk tarafından sevilip tanınmasını sağlamıştı. Şiirlerinden altısı çeşitli bestekarlar tarafından bestelendi. Sara nöbetleri ve aşırı alkol tüketimi yüzünden Toptaş Dımarhanesi ve Zeynep Kamil Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Daha sonra eski dostu Mehmet Akif Ersoy'un yanına Mısır'a gitti. Döndüğünde ise ona parasal anlamda destek olması için konservatuarda kendisine görev verildi. 1940'larda ise tam anlamıyla Bakırköy Akıl Hastanesi'ne yerleşti. En güzel şiirlerini buradaki 21 numaralı koğuşta yazdığı söylenirdi. Hastanede çevresine yine şiir ve felsefe ile ilgili bilgiler verdi. Neyzen daha önce kitap yayınlamak istemiş ama başarılı olamamıştı. İhsan Ada sonunda 1949 yılında onun gözetimi altında eserlerini Azab-ı Mukaddes adıyla kitaplaştırdı. 1950'de onu affettim ve sonra Ağlayan Şarkı adındaki iki filmde rol aldı. Bu önemli roller epeyce başarılıydı bulundu Yakalandığı bronşitten kurtulamayarak 29 Ocak 1953'te vefat etti. Hem Mevlevi hem Bektaşi merasimi yapıldı. Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Civardaki cadde ve sokakları dolduran profesörler, memurlar ve bazı ileri gelenlerin yanında kendilerine çeki düzen vermeye çalışmış sarhoşlar ve sokak serserilerinden oluşan kalabalık eşliğinde Kartal Mezarlığı'na defnedildi. Çıkan bir haberde Asri Mezarlığı'na defnedilmemeyi ve cenazesine çelenk gönderilmemesini vasiyet ettiği yazıyordu. Just... Mala mülke değer vermeyen, etrafındaki haksızlıkları alaya alan, derviş meşrep bir kişiliğe sahip olan Neyzen Tevfik, neyini yalnızca kendi zevki için üflüyordu. Sadece gönül adamı kişiliğiyle öne çıkmıştı. Çeşitli makamlarda ney taksimlerinden oluşan birçok plak doldurmuşsa da bunlardan çok azı muhafaza edilebilmişti. Mevcut plaklardan faydalanılarak 16 ney taksimi 2001'de bir CD'de toplandı. Bir de ufak anı eklemek istiyorum bu videonun sonuna. İnternette Neyzen Tevfik ve köpeği hakkında hoş bir hikaye yer almakta. Anlatılanlarsa şu şekilde. Neyzen Tevfik Abdülhamit istibdatından Mısır'a kaçınca Kahire'de beş parası sokakta kalmış. Bir bektaşi tekkesine sığınmış. Neyzen'in niyetsiz oruç tutuyordum şeklinde tarif ettiği bu günlerde ağzında ekmek olan bir köpek gelmiş yanına. Bir neyzen açlığın tesiriyle köpeğin ağzından ekmeği kapı verir. Fakat sonra dayanamaz ve ekmeğin yarısını köpeğe iade eder. Köpek diyor neyzen herhalde aramızda bir fark olmadığını düşünmüş olacak ki korkuyu atlattı ve ekmeği yemeye başladı. Başladı. İşte yarı kavga yarı lokma paylaşmak suretinde başlayan bu ilişki çok sadık ve sağlam bir dostluğun temeli olmuş. Neyzen köpeğin adını asabı keften, yani yedi uyuyanlardan birinin adı olan Mernuş koymuş ve yanından hiç ayırmamış. Neyzen Mısır'dayken paraya sıkıştığında Mernuş adını verdiği bu köpeği satar. Köpek kısa bir süre sonra kaçarak Neyzen'e geri döner. Neyzen tekrar satar. Köpek tekrar kaçar gelirmiş. Böylelikle hem yiyecek hem de içki parasını temin edermiş. Neyzen Mernuş'u son olarak Mısır'dan İstanbul'a dönecekken vapur bileti alabilmek için satmış. Vapurda köpeği bekliyor. Gecikmiş. Tam ümidini kesmek ve vapurda kalkmak üzereyken bir havlama sesi. Biliyordum geleceğini diyor Neyzen. Mernuş'un ölümü üzerine şiir bile yazmıştı hatta. Acısıyla tatlısıyla bir Neyzen Tevfik geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.